Bir gündü Allah'ın şerefli peygamberi Hazreti Musa aleyhisselam Kutlu Dağ Tur-i Sina'ya doğru gidiyor. Yolda bir mecusiye rastladı. Mecusi dedi ki ey Musa, Rabbine söyle de ben onun kulluğundan çıktım dedi. Rızkımı da kessin demişti. Hazreti Musa aleyhisselam münacatını yapıyor. Cenab-ı Hak ne var ki o adamın söylediklerini demekten, daha doğrusu Musa aleyhisselam Mevla'ya bunu söylemeye ar ediyor. Rahman olan Allah Celle Celaluhu, ey Musa, o kuluma söyle, o benim kulluğumdan çıktıysa ben onu kulluğumdan çıkarmadım, rızkını da kesmedim. Çünkü ben Razzak sıfatıyla bütün alemlere tecelli kılmışımdır. Hazreti Musa aleyhisselam geri döndüğü zaman Mecusi yine karşısına çıkıyor. Ne oldu ey Musa? Rızkımı kesecek mi Mevla? Allah'ın peygamberi fermanı bildiriyor. Mecusi hayretle, dehşetle titriyor. Gönül gönül çırpınarak haykırmaya başlıyor. Ey Musa! Senin ne büyük, senin ne güzel Rabbin varmış ki bana yol gösterdi de ben ona nasıl iman etmeyeyim? Halık-ı Kerim'in bu lütfu karşısında taşların bile kalbi sızlar. Mecusi'nin de vicdanı harekete geçiyor ve iman devletine eriyor. Yine bir başka gündü, şanlar, şerefler, nurlar sahibi o muhterem peygamber, Rabbinin kendisine lebbeyk diye hitap buyurmasına mazhar oluyor. Hayretle dedi ki, ''Ya Rabbi, sen azimsin, sen celilsin, sen bir Halıksın ya Rabbi. Benim gibi aciz bir kuluna lebbeyk demekle cevap veriyorsun. Bunun hikmeti nedir?'' Rahmeti sonsuz olan Mevla Celle Celaluhu buyuruyor. Ey Musa! Ben, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye el kaldırıp dua eden her kuluma lebbeyk, buyur, buyur demekle cevap veririm. Ey Halık-ı Zişanım! Bu lütuf ve mürüvvetin sana itaatkar olan her kulun için mi geçerlidir? Belki topyekün muznip yani suçlu, günahkar olan kullarım içindir. Belki hepsi içindir. Hangisi içindir ya Rabbi deyince Mevla dedi ki bütün kullarım için geçerlidir. Bütün kullarım bana ya Rabbi, ya Rabbi diye el kaldırıp dua etse ben o kuluma lebeyk buyur derim. Ey ata, bağış, ihsan sahibi Allah'ım! Sana muti kulların bu lütfu haline taat ve ibadetlerinden dolayı mazhar olmuşlar. Ya müznib ve günahkar kullarının bu lütfu keremine naliyeti nasıl oluyor diyor. Ey Musa, eğer diyor ben bir muhsin kuluma kulluğundan dolayı mükafat verecek olursam, kötü iş işleyen günahkar kuluma da işlediği kötü amel mukabilinde eğer ceza verecek olursam benim cömertlik ve keremim, mürüvvet ve ihsanım nerede kaldı der. Evet, şunu bilmek gerekir. Hiç kimse ona layık kulluk yapamaz. Bu bir gerçektir. Eğer o Rahman olan Allah Celle Celaluhu günahkarların suçlarını yüze vuracak olsaydı, inanın kimse ayakta duramazdı. Hiç kimse ayakta duramazdı. Kullar durmadan günah işliyor, o da günahların üzerine binlerce perde çekiyor. Bütün bunları düşünüp onun kapısının tokmağını tutmak gerekir sevgili kardeşim. Şimdi hali görün, kerem ve ihsana bakın, cilve ilahinin tecelli ve hikmetini müşahede edin. Bir gün yine Hazreti Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya gidiyor. Yolda koyunlarını otlatan bir çoban gördü. Çoban dertli dertli diller döküyor. Allah'a yalvarıyor. Öyle ki dediği sözler aklı da bir şahin gibi avlıyor. Elsiz ayaksız bırakıyor. Ne diyor biliyor musun adam? Ey Kerim olan Allah, sen neredesin diyor. Bana kendini göster ki ben senin hizmetkarın olayım. Çarığını dikeyim, saçını tarayayım, önüne süt getireyim. Bütün koyunlarım sana feda olsun ya Rabbi. Bütün ahı zarım hep senin aşkının şevkiyle, yadıyla dolsun.
Böyle bir dua yapılır mı? Böyle bir dua insanı dinden çıkarır. Böyle bir dua Allah'a şirktir. Saçını tarayayım, önüne süt getireyim, işte çarığını dikeyim. Hazreti Musa aleyhisselam bu sözleri duyunca derisi bile ürperiyor. Fena halde öfkeleniyor. Çünkü öfkelenilmeyecek gibi laflar değildi bunlar. Hemen sokuluyor, ey akılsız çoban. Sen bu sözleri kime söylüyorsun? Çoban saf, temiz kalbiyle, saflığından dolayı söylüyor. Hazreti Musa'ya baktı. Aşk hararetiyle o kurumuş dudaklarını aralayıp dedi ki, bizi ve bütün alemi yaratan Allah'a söylüyorum. Sus dedi. Sus, akılsız. Sen öyle laflar ediyorsun ki, iman kuşu çoktan kafesten uçtu gitti. Eğer sen bu sözlerden ağzını örtmezsen, korkarım ki gökten bir ateş gelip halkı helak eder dedi. Sen Halık-ı Azim'in kim olduğunu bilsen, onun hakkında böyle sözler söylemekten korkardın dedi. O kim, sen kimsin? Cenab-ı Hak bu senin söylediğin sözlerden müberradır, münezzehtir. Çoban, Allah'ın Resulü Musa aleyhisselam'dan bunları duyunca değirmen taşları gibi dönmeye başladı. Ciğerinin zarına sanki yüzlerce hançer saplanmış. Ah enine diyor. İncimi yaktın, gönlümü ateşler içinde bıraktın ey Musa diyor. Hem böyle söylüyor hem de üstünü başını yırtarak sahralara doğru koşuyor. Hazreti Musa aleyhisselam çobanın bu haline hayret etti. Ne oluyor dedi bu çobana. Tam o an Rabbinden Musa aleyhisselama ferman geliyor. Ey Musa, kulumu benden uzaklaştırdın. Sen kullarımı bana vasıl etmek için mi, yani bana yakınlaştırmak için mi, yoksa benden ayırmak için mi gönderildin? Ya Musa, bizim için makbul olan vuslattır, sevilmeyen ayrılıktır, firkattır. O çobanın benim için söylediği sözler beni methtir, beni övgüdür. Fakat sana göre metih değildir. Biz herkesin ibadet ve taatinden müstağniyiz. Biz cana, gönüle, hale bakarız. Hangi kalpte ki bizim muhabbetimiz vardır, bizim nazarımız onadır. Nefsini aşkı muhabbet oku ile vurmuş. O kimseden akla uygun söz beklenemez. Çünkü o maşukun derdiyle bir karar olmuş. Hazreti Rabia'yı hatırlayın. Ne dedi? Ben dedi Allah'tan korktuğum için ibadet etmiyorum. Bakın bu sözleri biz söyleyemeyiz. Çünkü öyle bir aşka, öyle bir naz makamına girmedik biz. Şayet biz bu sözleri söylersek Allah muhafaza ne din kalır ne iman kalır. Ben Allah'ın cehenneminden korktuğum için de ibadet etmiyorum. Çok acayip ifadeler. Ben Allah'ın cennetini istediğim için de ibadet etmiyorum. Peki dediler ya Rabia, ne için ibadet ediyorsun? Gözleri yaş doldu. Ne için mi? Ben onu istiyorum. Onun cemalini istiyorum. Bunu istediğim için ibadet ediyorum. İşte burası naz makamı. Burası belki sende vardır ama bende olmayan bir makam. Allahu Teala cümlemize böyle saf temiz kalple tertemiz iman, tertemiz ibadetler nasip eylesin. Hazreti Musa aleyhisselam hemen kendisini sahralara atıyor. Çobanın arkasından koşuyor. O kadar çok aradı ki en son onu bir yerde bir vecd içinde buldu. Ey çoban, ey aşıkı sadık, müjde olsun. Müjde olsun ki haktan destur getirdim sana. Bundan böyle gönlün ne isterse onu söyle. Senden edep ve terbiye beklenmez. Senin dinin canın nurudur dedi. Çoban yaşlı gözlerini kaldırıp Hazreti Musa'nın yüzüne derin derin bakarak ah ah dedi. Ben artık ilim cezbesinden, aşk sarhoşluğundan geçtim dedi. Benim o sözlerimi ki sen işittin, onlar cezbe halinde söylenmişti. Ben şimdi öyle bir vuslata eriştim ki o vuslat akıl fikir haricindedir dedi. Ey Musa, sen benim ruh atıma öyle bir irşat, öyle bir nasihat kamçısı çaldın ki ruhumun atı derhal yücelikler alemine kanat açtı dedi. Ben tamamıyla vücut parçasından arındım, ayna gibi saf oldum.
Bu benim işim değil, senin halindir. Ben tıpkı ney gibiyim, sen neyzensin. Neyin sedası kendine ait değil, onu üfleyenindir. Bende gördüğün her hal senin nakışındır dedi. İşte az önce zikrettiğimiz bu menkıbeyi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevisinde anlatıyor. Bununla bir mürşidi kamile onun irşadına nasıl ihtiyaç olduğunu dile getiriyor aslında. O mürşid ki akla cila verecek, vücut aynasına sır olacak, alemde gönül yarasına herkes deva olamaz çünkü. Demiş ya şair, sen gönül toprağına muhabbet tohumu ek, gök güneş yanağını uzatır öp diyerek. Cihanı bir hikmet üzere yaratan, Adem'in nesil dizisini süsleyen, her zerreye hükmünü yürüten Yüce Allah Celle Celaluhu, Hazreti Musa'ya vahyediyor. Ey Musa, kullarımın dört halinden sana şikayetçiyim diyor. Kullarımın dört halinden sana şikayetçiyim. 1. Kendilerine verdiğimden ödünç istedim de vermediler. Bakın bu haller bizde varsa, bizler de Mevla'nın şikayetçi olduğu kulları arasına dahil oluyoruz. Kendilerine verdiğimde ödünç istedim, vermediler. Açacağız konuyu, önce başlıklarını söyleyeyim. 2. İblisten sakınmalarını emrettim de sakınmadılar. Onları cennete davet ettim de kabul etmediler. 4. Cehennemden korkuttuğum halde korkmadılar. Kendilerini cehenneme sevk edecek ameller işlediler. Peki nedir bunlar? Kendilerine verdiğimden ödünç istedim. Mevla'nın senin parasına ihtiyacı var mı? Var mı parana ihtiyacı? Yok. Ödünç istemesi onun için Allah yolunda sarf edeceğin her sadaka Mevla'ya verilen ödünçtür. Gerekirse canın Allah için verilen bir ödünçtür. Bunların karşılığıysa kat ve kat verdiğinden üstündür. Çünkü Allah kimseye borçlu kalmaz. İblisten sakınmaysa bu zaten aşikardır. Bir insan yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetirse, iblisin oyunlarını çözmüş olur. Cennete davet ettim diyor ama kabul etmediler. Öyle değil mi? Bugün bakıyoruz, cennet o kadar çok kolayken girilmesi, ısrarla cehenneme doğru mücadele ediyoruz. Yüce Rabbim cümlemizi razı olduğu kullar arasına dahil etsin inşallah. Alemlerin Rabbi buyuruyor. Ey Musa, kıyamet gününde hazır bulunan bir kulum bana elindekini iyice teftiş etmedikçe katiyen kavuşamaz, ehli takva hariç. Ben onlardan haya ederim diyor. Onlara karşı özel bir sevgim var. Hesaba çekmeden onları cennete koyarım. Ehli takva, şüphelilerden bile kaçan. Bir yiyecek mi var? Hele kapalı paket yiyeceklerin hepsinden kaçar. Gerekirse her şeyi kendi temin etmeye çalışır. Yoğurdunu, sütünü, peynirini, zeytinine varana kadar hepsinden emin olur. Az yer, yediklerini ise araştırır. Velev ki bir arkadaşı namaz kılmıyor mu, onun yemeğini dahi yemez. Bunlar takva ehlidir. Namaz kılmayan bir insanın yemeği yenir mi? Evet, fetva olarak yenebilir ama onun yedirdiği yemek sana gaflet yapar. Bu vesileyle sevgili kardeşlerim, takva ehline ben haya ederim diyor, onları soru sormaya, hesap sormaya, onları hesaba çekmeden cennete koyacağım. Bir gün bir kadın Musa aleyhisselama geldi. Dedi ki, ben çok büyük günah işledim. Allah benim tövbemi kabul eder mi dedi. Ne yapsın? Ben zina ettim. Dahasını da devam ediyor. Zinadan olma çocuğumu da öldürdüm dedi. Musa aleyhisselam çok öfkelendi. Ne yaptın? Zina ettim. Zinadan doğma çocuğumu da öldürdüm dedi. Kadın çok mahcuptu. Başı öne eğik, Musa aleyhisselama bakamıyor bile. Musa aleyhisselam hem korktu, hem şaşırdı, hem de öfkelenmişti.
Korktu, bir bela musibet gelecekti. Çünkü bir sabi, bir günahsız yavruya meyletti, katletti. Diğeri ise zina, çok büyük günahlardandı. Öfkelendi ki böyle bir işe tevessül etmiş. Onu kovdu. Burayı terk et dedi. Terk et, çünkü senin yüzünden bizim de başımıza bela inmesin. Cebrail aleyhisselam geliyor. Göklerin sultan meleği ani bir hızla öyle bir geliyor ki, ey Musa, Rabbin sana selam ediyor. Rabbin sana selam ediyor ey Musa ve diyor ki, bize sığınan kulu neden boş, neden ümitsiz olarak geri gönderdi? Dedi ki, ey Cibril Emin, onun işlediği günah Rabbime malumdur. Öyle bir hata yaptı ki korkarım ki başımıza büyük bir felaket iner. Dedi ki Cebrail aleyhisselam, bu kadının işlediği günahtan daha büyük günah işleyenleri sana söyleyeyim mi? Bundan daha büyük günah işleyen de mi var dedi. Evet, bundan daha büyük günah işleyenler var. Kimdir onlar? Namazı kasten terk edenler bu kadından daha büyük günah işlemişler. Çünkü bu kadın hayatı boyunca iki defa Allah'a asi oldu. Ama namazı kılmayanlar her gün Allah'a asi oluyor. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. İlahi hikmeti, cilveyi görün. Allah ki her şeyden münezzehtir. Onun büyüklüğü dille anlatılmaz ki diller onu anlatsın. Kalemle yazılmaz ki kalemler onun şanını yazsın. O tektir. Mülkünde ortağı yoktur. Mülk onun, hamd ona mahsus. İşte bir gün alemlerin yüce yaratıcısı olan Allah Celle Celaluhu Musa'ya şöyle hitap eder. Ey koltuğundan ayın doğduğunu gören, seni ilahi nurun doğuşu haline getirdiğim halde, ben ki Allah'ım, hastalandım da niçin halimi, hatırımı sormaya gelmedin? Allah'ın şerefli peygamberi hayretler, dehşetler içinde kaldı. Ya Rabbi dedi, sen noksandan münezzehsin. Bu ne remizdir? Bu ne iştir ya Rabbi? Allahü Teala buyurdu ki, hastalığımda kerem edip niye halimi sormadın? Hazreti Musa aleyhisselam yürekler yakan bir ah ile, ya Rabbi dedi, senin bir noksanın olmaz. Ya Rabbi aklım şaştı. Bu kelamın hakikatini bildir ya Rabbi. Allahü Teala dedi ki, ey Musa, has ve seçilmiş bir kulum hastalanmıştı. Sen eğer onun ziyaretine gitseydin beni orada bulacaktın. İyice bir bak hele. Mecazen, o benim demişti. Onun özür serdetmesi benim özür serdetmemdir. Onun hastalığı benim hastalığımdır. Çünkü ben bir kulumu sevdim mi onun gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, yürüyen ayağı olurum diyor kutsi hadiste. Burada anlatılanlar yanlış anlaşılmasın. Elbette ki Allah her ihtiyaçtan beridir. Allah'ın hasta olan has kullarını ziyaret etmeye gittiğiniz zaman, susamışlara su verdiğiniz zaman, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmaya teşvik edilmesi için böyle buyurmuştur Mevla. Veli kulların sohbeti Allahü Teala'nın tecelli mahallidir. Mesela şu anda kimileriniz dükkanınızı, evinizi, iş yerinizi, araçlarınızı bir sohbet halini, sohbet meclisine getirdiniz. Unutmayın ki orada benle sen bile şu anda var isek, üçüncü arkadaşımız Allah'tır. Biz buradan yerlerimizden kalktığımız anda tertemiz günahlarımız silinmiştir. Şüphen olmasın. Çünkü Mevla öyle buyuruyor. İki kişi benden bahsetse, üçüncüsü ben olurum. O yüzden ihtiyaç sahibi olanlar, hastalar ihtiyaç sahibidir. Onlara en büyük şifa kaynağı moraldir. Onların yanına gittiğiniz zaman düzgün şeylerden bahsedin. Filanca arkadaşım da böyle bir hastaydı, çok geçmedi, 2 ay sonra öldü. Aman Allah sana şifa versin. Oldu mu şimdi? Velev ki arkadaşın da ölse onu söylemeyeceksin.
bazı hastalıklar var mesela. Yazıyorlar buradan mesaj olarak. Diyorlar ki abi şu hastalığa tutulmuştu, öldü diyor. Ben o hastalığı okumuyorum. Sadece öldüğünü söylüyorum. Neden? Belki aynı derde müptela olmuş bir başka kardeşim duyar da hüzün gelir. Çünkü moral şifa kaynağıdır. Ve Allah-u Teala hastaların dualarını kabul eder. Hastaların yanına gittiğiniz zaman elini elinizin içine alın, mahrem değilse eğer. Dua isteyin ondan. Size dua etsin. Ona güzel şeyler söyleyin. Eski hatırladıklarınız o gülünç olayları anlatın. Yüzünü güldürün. İşte Allah onların bulunduğu yere lütuf ve inayet nazarıyla bakıyor. Öyle olunca da Allah'ı orada bulmuş gibi olursun sevgili kardeşim, değerli büyüğüm. Devam edelim Musa Aleyhisselam'ın menkıbeleriyle. Ey Musa, fakirler için bir hazine, güçsüzler için bir kale, yardım talep eden için bir kurtarıcı ol diyor Mevla. Ben şiddet anında sana dost, yalnızlığında arkadaş olurum eğer böyle yaparsan ve gece gündüz de seni korurum. Bakın tekrar ediyorum. Hadis-i Kutsi'de 213 numaralı hadiste Mevla Celle Celaluhu'nun buyruğudur. Ey Musa, fakirler için bir hazine ol. Yani fakirleri gördün mü, elinden geldiğince aileni zorda bırakmayacak şekilde onlara yardımcı ol. Güçsüzü mü gördün, ona destek ol. Yardım talep eden için bir kurtarıcı ol. Eğer öyle olursan ben de şiddet anında sana dost, yalnızlığında sana arkadaş olurum ve gece gündüz de seni korurum diyor. Bir diğer menkıbe, Allah'ın şerefli peygamberi Hazreti Musa Aleyhisselam 3 gün yağmur duasına çıkıyor ama ne var ki yağmur yağmıyor. Ya Rabbi dedi, neden yağmur indirmiyorsun? Allah-u Teala buyurdu ki ey Musa, içinizde bir kovucu adam var. O aranızda kaldığı müddetçe duanızı kabul etmem. Kovucu ne demek? İşte laf gezdiren, dolaştıran, dedikodu, gıybet, fitne, fesat işleriyle uğraşan. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mübarek yüreği sanki böyle yavru güvercinler gibi çırpınıyor. Ya Rabbi dedi, onun kim olduğunu bildir de aramızdan çıkaralım. Halik-i Azim Hazretleri Peygamberi Musa Aleyhisselam'a, ey Musa, ben sizi kovuculuktan men ettiğim halde kendim kovuculuk mu edeyim diyor Mevla. Nemmam denilir, kovucu, dedikoducu. Bakın, bunlar için o cennete yol yok. Gıybetten, dedikodudan arınalım. Mümkün mertebe bu dedikodu öyle bir şey ki aynı kapı gibi, açılmış bir kapı gibi. Dedikodu da aynı bir rüzgar gibi. Üflendikçe, o rüzgar girdikçe kapı açılmaya başlıyor, aralanmaya başlıyor. Ve o rüzgar bize tatlı tatlı esiyor yüzümüze. Öyle zannediyoruz. İşte o dedikodu da böyledir. Anlatıldıkça tatlı tatlı dinliyoruz. Alışkanlık yapıyor. Bir yerden sonra artık günahını düşünmüyoruz. Sevgili kardeşim, sadece günah mı? Aynı zamanda enayilik ediyoruz aslında. Düşünün, hiç sevmediğiniz bir adamın arkasından konuşuyorsunuz. Bugün nefret ettiğiniz, öyle söyleyeyim, tamamen kızgın olduğunuz bir adam gelse size selam verse, Allah'ın selamıdır deyip selamı bile suratsız bir şekilde alırsın. Senden para istese, öylesine istemeyi bırak, borç istese, yok kardeşim para mara yok dersin, değil mi? Ama sen bu sevmediğin adama sabahleyin namaza kalkıyorsun, erken vakit, öğlen, ikindi, akşam yatsı kılıyorsun, sadakalar veriyorsun, fakirler doyuruyorsun ama bu sevmediğin adama bunların hepsini bedava veriyorsun. Gıybetini ederek bütün sevapları hediye ediyorsun. Şimdi söyleyelim bakalım, en büyük enayi biz olmuyor muyuz böyle? He? O yüzden dedi ki, sizin aranızda dedikodu, o kovuculuk yapanlar olduğu sürece ben dedi yağmur indirmiyorum dedi Mevla. Peki dedi, ya Rabbi kimdir o, onu bana söyle. Mevla ne dedi? Hey Musa, ben sizi kovuculuktan men ettiğim halde ben kendim mi kovuculuk edeyim? Bilmek gerekir ki dünya sevgisi gönülleri karartan
imanları kemiren bir şeydir, değil mi? Hepimiz dünya sevgisi hakkında ya da bu dünya hakkında türlü türlü laflar söyleriz. Yalan dünya deriz. İşte acımasız hayat deriz. Bilmem ne deriz. Herkes kendine göre bir kılıf bulmuştur bu dünyaya. Ama yine de çok severiz. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a buyuruyor. Ey Musa, dünyaya meyletme. Çünkü benim huzuruma ondan daha ağır bir günah ile gelmiş olamazsın diyor. Aman Allah'ım. Dünya sevgisi bütün hataların başıydı ya, Efendimiz öyle buyurmuştu. Ey Musa, dünyaya meyletme sakın. Çünkü benim huzuruma ondan daha ağır bir günahla gelmiş olamazsın. Bir gün Musa Aleyhisselam giderken yol üzerinde ağlayıp duran bir adam gördü. Dönüşte yine aynı yerde aynı adamın ağladığına şahit oldu. Ya Rabbi dedi, senin kulun durmadan senin korkundan ağlıyor. Allah-u Teala cevaben dedi ki, gözyaşlarıyla beyni akacak olsa da yine onu bağışlamam dedi. Çünkü onun kalbinde dünya sevgisi var. Kalbi tamamıyla dünya ile dolu dedi. O peygamber Zişan soruyor nazla safayla. Ya Rab, amel bakımından senin katında kulların en hayırlısı kimdir? Allah-u Teala cevaben buyuruyor ki, diliyle yalan konuşmayan, kalbi kötülük düşünmeyen, edep yeri zina etmeyen kimsedir. Bakın bunlar çok önemli. Çok önemli. Dili yalan konuşmayan, herkes kendine göre muhasebe etsin. Allah katında en hayırlı kul, diliyle yalan konuşmayan, kalbi kötülük düşünmeyen. Hani dün bir kardeşimiz söyledi. Abi bilmem nereden düştüm, filanca bir teyze kim bilir kimin bedduasını aldı. Bu kadının kalbi kötü düşünüyor. Kötülük düşünüyor. Başına bir musibet, bir bela geldiği zaman hakkında kim bilir neler yaptı. Herifin arabası olsa kim bilir nereden çaldı. Değil mi? Bir güzellik kendisine Mevla'dan nasip olsa hemen ona kötü şeyler isnat ederek maalesef kıskançlığını dile getirir. İşte bu insanları Allah-u Teala sevmiyor. Ve benim katımda da en hayırlı insan diliyle yalan konuşmayan, kalbi kötülük düşünmeyen, edep yeri zina etmeyen. Bu ne demektir? İlla bir erkeğin bir kadının yatakta buluşması demek mi? Hayır. Kadın olsun erkek olsun, İkisi de daracık giyinirse, bakın kadın olsun erkek olsun, tesettür sadece kadına ait bir şey değildir. Bazı erkekleri görüyorum, kadından daha dar pantolonlarla geziyor. Tayt gibi. Sen erkeksin ya, erkek adamsın. Senin böyle giyinmemen lazım. İkincisi, sağlık açısından da bunlar sıkıntı arkadaşlar. Bakın son zamanlarda birçok insanın çocuğu olmuyor. Ve olmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de, tekrar ediyorum, kadın olsun erkek olsun, iç çamaşırınıza kadar dar giyinmesidir diyor. Daha detaya girmeyeyim ben. Dahası kapanmış, tesettürlü, bayanlara anlatacak olursak, amma ve lakin dar giyinmiş. Dar giyinmesiyle vücudun uzuvları dikkat çektikçe edep yeri zina ediyor mu? Evet, Allah indinde zina ettiriyor bu kadın. Bırakın edep yerlerinin dar olmasına, velev ki bir kadın parfüm sıkarak dışarıya çıkmış olsa, bir erkek de yanından geçerken kokusu ona sirayet etse, ne güzel kokuyor deyip de baksa bakmasa, Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurur, hadistir sevgili kardeşim, inkar edemezsin. Keyfine göre ben öyle bir hadis görmedim, duymadım deyip de inkar edemezsin. O kokusu hoş gelen adamla zina etmiş hükmündedir diyor. Ya işte edep yeri zina etmeyen kimseyi Allah-u Teala kulların en hayırlısı olarak görüyor. Tekrar ediyorum, kadına has bir şey değildir. Erkek de kadın da bol giyinecek, vücut hatları belli olmayacak sevgili kardeşler. Erkek kardeşlerim, abilerim, maalesef görüyoruz sokaklarda öyle bir hal almış ki baldırından bacağına kadar, affedersin bir tarafına kadar erkekler öyle dar giyinmiş ki, yani biz bunu kendimize nasıl yakıştırıyoruz ya? Utanmamız lazım.
Erkek böyleyse kadınlar da kendine göre ders çıkarsın. Sadece başını örtmekle kapalı olunmuyor sevgili kardeşim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennetin 500 sene, bir rivayetle 500 sene diyor kokusu gelecek ama diyor o giyinmiş çıplaklar, yani dar giyinenler, o rengarenk giyinip dikkat çekenler, makyajını yapıp da dudağını boyalayanlar öyle de bir hale getiriyorlar ki son zamanlarda. Arkadaş, herkesin dudağı büyümüş. Kimse ince dudaklı değil artık. Herkesin kirpikleri uzamış. Herkesin gözleri boyalı. Herkesin neredeyse yanakları pespembe. Bir şey yok hocam, sadece göz kalemi sürüyoruz. Bir beyaz peçete alsan rengarenk olacak neredeyse. Ondan sonra da ya hocam çok ağır konuşuyorsunuz be, böyle olduğu için sizi bir yerde açıp dinletemiyoruz. İster dinlet ister dinletme kardeşim. Allah-u Teala'nın nasibidir bu da. Herkes nasibine göre sohbeti alacak, heybesine koyacak, kimine dönüş vesilesi olacak, kimi de inkarını arttıracak. Bu iş böyle. Herkes bizi sevsin, güzel karşılasın diye biz sohbet anlatamayız. Peygamberi bile kimileri çok sevdi, kimileri nefret etti. Hal ona öyleyken biz kimiz ya? Hüküm budur. Herkes hükme göre kendine çeki düzen versin. Kimse bu dünyada kalmıyor. Bakın daha dün söyledim. 42 yaşında çok sevdiğim bir abimi daha dün kaybettim. Aşağılık şeytan bir gün Musa Aleyhisselam'a geliyor. Ey Musa, sen Allah-u Teala'nın risaletle seçtiği, konuştuğu bir peygambersin. Ben ise Allah'ın yarattıklarından bir yaratığım dedi. Bir günah işledim, kovuldum. Tövbe etmek istiyorum. Tövbemin kabulü için Allah katında bana şefaatçi olur musun dedi. Hazreti Musa Aleyhisselam tabi sevindi biraz da. Şeytan tövbe edecek. Kabul etti. Nihayet Tur-i Sina'da Allah ile mukalemesinden dönerken Rabbi Kerim ona dedi ki ey Musa, emaneti yerine getir. Musa Aleyhisselam olup biteni anlattı. Allah-u Teala da ferman ediyor. Gitsin o Adem'in kabrine secde etsin. Bak Mevla o kadar merhamet sahibi ki Hazreti Musa Aleyhisselam'a gelene kadar kaç bin sene geçti, kaç milyon belki insanı aldattı şeytan ama yine de tövbe etmek istiyor. Allah-u Teala da demiyor o bu kadar insanı baştan çıkardı diye. Tamam, tövbe mi edecek? Gitsin Adem'in kabrine secde etsin. Dilediğini yerine getireyim. Tövbesini kabul edeyim. Musa Aleyhisselam vaziyeti iblise anlatıyor. Allah-u Teala böyle ferman ediyor, ne dersin? O lanetli öyle kızıyor, böbürleniyor, kibirleniyor ki ben de Adem'in dirisine secde etmedim, ölüsüne secde eder miyim sence dedi. Şu iblisin körlüğüne bakın ki hala benlik davası gidiyor. İnsan onun körlüğünden ibret alması lazım. Hep benim, benim, benim. Nereye sensin? Bir şey anlatırsın, sanki hocaymış gibi adam hüküm vermeye kalkışır. Bu her şeyde alimiz biz, her şeyde. Telefonundan tut hastalığına kadar, hastalıktan tut namazına kadar, dine kadar, hakimine, savcısına kadar. Ya arkadaş, bu iş senin ehlin değil, sen bu işin ehli değilsin. Ama biz her şeyde alimiz, her şeyde bir benlik var. Unutmayın, benlik üzerinde olan insan helak olur. Evlenecekler. Eğer evleneceğiniz kadında ya da erkekte devamlı benlik varsa o insanla evlenmeyin. O insan başına iş açar. Niye? Çünkü senin doğrularını kabul etmez. Hep ben, hep ben, hep ben der. Bu kıssada diğer bir hisse de şudur. Ne kadar günah işlersek işleyelim ya da işlemiş olalım, sakın şeytan bizi günahlarımızla korkutmasın. Allah-u Teala'nın rahmeti o kadar geniş büyük ki gazabımı geçmiştir diyor. Cihanı bir hikmet üzere yaratan Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek, tanınmak istedim. Ve bu sebeple de beni tanımaları, gizli kemalat ve cemalimi bilmeleri için mahlukatı yarattım. Şeyh-i Ekber Muhiddin-i Arabi Kudüs-i Sirruhu bu hadisi kutsiyi şöyle tefsir eder. Mahlukatı yarattım ki bana ayine olsun ve o ayinede cemalini göreyim. E güzel demişler, ayinedir bu alem,
her şey hak ile kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Yaratılış itibariyle mahlukatın şeref tacı olan, yeryüzüne halife kılınan insan, tanıyamazdı ki kendi olmasaydı Rabbini bilemezdi, tanıyamazdı. Kendi aklıyla bu kainatın bir yaratıcısı olduğunu bilse bile ona gidecek yolu bulamazdı. İşte rahmet ve hidayet rehberi kılınan peygamberler, insanlığın o karanlık yolunu aydınlatan birer hak meşalesidir. Efendimiz ve diğer peygamberlerin gönderişlerinden murat, Allah-u Teala'nın buyruğu şudur: İman edenleri cennetle müjdeleyici, küfredenleri cehennemle korkutucu olarak peygamberler gönderdik. Gönderdik ki bu peygamberlerin gelişinden sonra insanların kıyamete kadar bizi imana çağıran olmadı diye Allah'a hüccet ve özürleri olmasın. Allah azizdir, hükmünde hikmet sahibidir. Şayet insanları yaratmadan bile cennet ya da cehenneme koymuş olsaydı bu onun bilgisi dahilindeydi. Yanlış bir şey yapmamış olurdu. Ama insana bu konuşma fırsatını vermemek için, yani bizi imana çağıran olmadı diye, söylenmesinler diye, sevgili kardeşlerim, Mevla Celle Celaluhu bizleri dünya alemine göndermiştir. Ve işte o peygamberlerden bir tanesi, peygamberlerin en zengini, kendisinden sonra onun kadar zengin hiç kimse olmayacak, Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Saltanat ve nübüvvetle şereflendirilen Hazreti Davud Aleyhisselam'ın en küçük yavrusu. Davud Aleyhisselam beka alemine göçtüğü zaman 19 kadar çocuğu vardı. Daha doğrusu 19 kadar oğlu vardı. Tabii ki Süleyman Aleyhisselam da bunlardan biridir. Ama Süleyman Aleyhisselam 19'un en küçüğüdür. O demde 12 yaşlarındadır. Nübüvvet ve saltanata bu 19 kardeş arasından Hazreti Süleyman Aleyhisselam varis tutulacaktır. Zaten peygamberlik Allah'ın ihsan ve keremiyledir. O kimi dilerse peygamberliğe namzet olduğu zaten evvelinde de belli olmuştu. İşte Süleyman Aleyhisselam da çocukluğunda anlaşılıyordu. O bir başka güzeldi. Bir başka anlayışın, idrakın sahibiydi. Sanki böyle adeta mübarek dilinden hikmet incileri saçılıyor. Tatlı, duru, pak bir yaratılışı vardı. Daha 11 yaşındayken babasına bir dava arz edilmişti. Evvelce anlatmıştım ama Süleyman Aleyhisselam'ın bu meseleden dolayı babasının daha çok gözüne gireceği için yarın öbür gün YouTube kanalımızda da bu sohbeti bir başkası dinlerken yabancılık çekmesin diye bir daha anlatacağım. Bilenler pekiştirsin, bilmeyenler öğrenmiş olsun. 11 yaşındadır. Adamın birinin koyunları geceleyin diğerinin ekin tarlasına girmiş. Mahsulü tamamen mahvetmiş. Ekinlere helak olan o adam, koyunların sahibini de yanına alarak Hazreti Davud Aleyhisselam'ın mübarek huzuruna geliyor. ''Ya Nebi Allah, şu adamın koyunları benim tarlama girdi geceleyin ve bütün ekinlerimi helak etti. Bu hususa dair hükmünüz nedir sizin?'' Allah'ın şerefli kulu Peygamberi Davud Aleyhisselam, vahye dayanmadan kendi içtihadıyla koyunların değerini zarara denk görüyor ve o zararın telafisi için koyunların tarla sahibine verilmesine hükmediyor. Yani sen bütün koyunlarını telef olan bu tarla sahibine vereceksin diyor. Evet. Elinden koyunlar alınan adam çok üzülüyor. Üzgün, perişan bir halde saraydan çıkıyordu ki Hazreti Süleyman Aleyhisselam'la karşılaşıyor. Daha 11 yaşında. Henüz çocukluk çağında olduğu için adamın yüzüne dikkatle bakıyor Süleyman Aleyhisselam. Seni üzgün görüyorum dedi. Neyin var? Adam da olanları anlattı. Dedi ki ben nasıl üzülmem? Bütün davarlarım gitti dedi.
henüz bir küçük çocuk olan Hazreti Süleyman'ın mübarek yüzünde hani deriz ya elmaslar geziniyor. Adamı dinledi, dinledi, biraz da şaşırdı, eteğinden tuttu adamın, gel dedi. Nereye? Babamın verdiği hükmü değiştirelim, gel. Derhal babasının huzuruna çıkıyorlar. Ey benim babam, bana kalırsa verdiğiniz hüküm biraz acı vermiş dedi. Bakın, hükmünüz yanlıştır deyip orada ukalalık etmemiştir. Çocuk olmasına rağmen, babacığım, bana kalırsa verdiğiniz hüküm biraz acı vermiş dedi. Nasıl yani dedi Davud Aleyhisselam oğluna tatlı tatlı bakarak. Şöyle ki, evvela ekinleri ziyana uğrayan bu adam zarardaydı, doğru. Ama şimdi de sürüsü elinden alınan adam zarardadır. Halbuki her iki adamın da ziyanı ortadan kaldırılması gerekir. İki adamın da üzüntüsü kaldırılması gerekir. Öyle deyince Davud Aleyhisselam biraz şaşırdı. Tabi çocuklardan en küçüklerden biri olduğu için dedi ki, evladım sen hükmetsen nasıl yapardın? Dedi ki, ben hükmedecek olsaydım şöyle yapardım. Bu adamın koyunlarını alırdım, ekinleri ziyan olan adama verirdim. Tarlasından ne kadar mahsul zayi olduysa bu ziyan ödenene kadar adam koyunları kullansın. Bu arada öteki kişi de tarlayı ıslah eder, eski haline getirir. Her iki tarafın da ziyanı ortadan kalktıktan sonra sürü sahibi sürülerini, tarla sahibi de tarlasını alır. Böyle olunca da her iki taraf zarara uğramamış olur. Bu sözler Davud Aleyhisselam'ı o kadar çok sevindirir ki, ey yavrum dedi, senin dediğin gibi olsun. Gerçekten güzel hüküm verdin dedi. Aziz ve celil olan Allah da Celle Celaluhu bu hadiseyi Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Bizim peygamberimize diyor, Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar ekin hakkında hüküm veriyorlardı. O vakit geceleyin bir kavmin davarı ekin tarlasına yayılmış, zarar vermişti. Biz de onların verdiği hükme şahitlerdik diyor. Enbiya suresi 78. ayet. İşte bu mübarek ayet, baba oğul o iki muhterem peygamberin haiz bulunmuş oldukları o ilim ve hikmeti, mülk ve saltanatı bildiriyor. Alemde hem hükümdar hem de peygamber olma şerefine ilk defa eren Davud Aleyhisselam'dır. Ve ondan sonra Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a nasip oluyor. Halık-ı Kerim Hazretleri onları hem nübüvvetle peygamberlikle şereflendirmiş hem de onlara saltanat ihsan etmiştir. Kur'an-ı Mübin'de onların kıssaları geçiyor. İbret dolu, hikmet dolu hayatları anlatıyor. Hatta diyor ki, ey Habibim, Davud ve Süleyman'ı da zikret. Onların da şanını, tarihini, hayatını yad et diyor. Hani onlar o muhterem baba ile oğul ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Her ikisi de ilim ve hikmet sahibiydi diyor. O kıssalar, menkıbeler bir bir anlatılıyor. İşte bu hadise Hazreti Süleyman'ın tahta tek varis olacağını gösteriyor. Çünkü 11 yaşındaki bir çocuğun bu kadar mükemmel, bu kadar harikulade bir hükümle hükmetmesi başka türlü izah edilemezdi. Belliydi ki bu çocuk insanlara zulmetmezdi, saltanat da olmuş olsa. Hazreti Davud'un kavmi üzerinde tam bir hakimiyet vardı. Diğer peygamber biliyorsunuz, diğer peygamberlerde aşağılama oldu, hakaretler oldu, kovulmalar oldu, peygamberlere zulüm ettiler. Ama Davud Aleyhisselam'da öyle değildi. Davud Aleyhisselam'ın kavmi üzerinde tam bir hükmü vardı, hakimiyeti vardı. Ve aynı hakimiyetin Hazreti Süleyman Aleyhisselam devrinde de devam ettiğini görüyoruz. Allah-u Teala Celle Celaluhu kulu peygamberi Süleyman Aleyhisselam'a tabi sadece bununla kalmıyor, başka nimetler de veriyor. Başka nimetler de verilecek. Babasından daha fazla nimetler verilecek. Rüzgarlar mesela onun mübarek başını okşardı. Karıncanın, o karıncalar onun ordusunun geçtiği yerde derdi ki, ey karıncalar yuvanıza girin, yoksa Süleyman ordusu farkına varmadan sizi çiğneyebilir. Bu ayeti kerimenin tefsirini yapalım önce.
Hazreti Süleyman aleyhisselam tabii ki büyük bir hak lütfuydu. Büyük bir peygamberdi. Karıncaların nazik ve latif ifadeleri Süleyman aleyhisselamı güldürüyor. O karıncaların başı dedi ya, hadi yuvanıza girin yoksa Süleyman ve ordusu gelir farkına varmadan sizi çiğneyebilir dedi. Süleyman aleyhisselam bunu duyuyor ve tebessüm ediyor. Tabi bu olay nerede başlıyor sevgili kardeşlerim? Öncelikle şunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Sultanlık ve nübüvvet tacını başına koyan Süleyman aleyhisselam muhterem babasının vasiyeti üzerine tahta çıkışının 4. senesinde Mescid-i Aksa'nın inşaatına başlıyor. Mübarek mescidin tamamlanması da 7 sene sürüyor ve Mescid-i Aksa'nın görünürde banisi yani ilk yapanı Hazreti Süleyman aleyhisselam olarak gözükse de bu hadis-i şerife biraz ters düşüyor. Nasıl ters düşüyor? Evet, Süleyman aleyhisselam yapmıştır, ondan sonra devam etmiştir. Amma ve lakin Efendimiz aleyhisselatü vesselamın hadisine göre Mescid-i Aksa ile Kabe'nin arasında 40 sene vardır. Oysaki Süleyman aleyhisselam ile Adem aleyhisselam arasında 40 değil binlerce sene var. Peki nasıl oluyor bu? Hazreti Adem aleyhisselamın Mescid-i Aksa'nın ilk inşaatına başladığı daha hadise uygundur sevgili kardeşlerim. Tabi daha sonra yıkılıyor vesaire. Ondan sonra Süleyman aleyhisselam Kudüs'te büyük bir hükümet sarayı yaptırıyor. İşe başlıyor, sarayın binası 13 senede tamam oluyor. Kendisine payitaht olarak da Kudüs'ü seçiyor Süleyman aleyhisselam. Ve Allah Celle Celaluhu o kulu ve peygamberi Hazreti Süleyman'a o kadar büyük nimetler ihsan ediyor ki cinniler, şeytanlar hepsi onun emrine giriyor. Harika işler yaptırıyordu onlara. Mesela cinniler yer altında madenleri çıkarıyorlar. Onlar ateşten yaratıldıkları için, öyle bir mahluk oldukları için onlara göre toprak yoktur. Işığın böyle camdan süzülüp geçtiği gibi cinler de yerin derinliklerinde böyle kolayca girip çıkabiliyorlar sevgili kardeşlerim. Rahat rahat giriyorlar, çıkıyorlar. Yani toprak onlara engel teşkil etmiyor. Yer altındaki gizli madenleri bulmak onlara zor olmuyor. Nerede, hangi köşede, hangi maden varsa hemen çıkarıyorlar. Sonra Hazreti Süleyman aleyhisselamın emrine sunuyorlardı. O pak olan, duru olan peygamber şeytanları da emrinde tutuyor. Hatta denilir ki şeytanlara dalgıçlık yaptırırdı. Zaten şeytanlar da cinnilerdendir ama ne var ki onlardan ayrı varlıklardır. Hazreti Süleyman'ın emriyle şeytanlar denizlerin derinliklerine dalarmış, suların koynundan o incileri, mercanları, buna benzer kıymetli taşları getirirlerdi. Ve bütün bunlar Hazreti Süleyman aleyhisselamın hazinesine akardı. Altın, inci, mercan, gümüş, elmas, yakut, daha nice kıymetli madenler Hazreti Süleyman aleyhisselamın hazinesini dolduruyor. Allah'ın peygamberi muazzam bir servetin sahibi oluyor. Şimdi aklıma ne geldi? Bir hoca efendinin malı mülkü biraz çok olunca başlıyorlar sayıklamaya, değil mi? Hocada da bu kadar mal mı olurmuş? Hoca da bu arabaya mı binermiş? Hoca da böyle bir evde mi otururmuş? Allah ikram ettiyse yok olmaz. Hoca böyle bir şeye binemez. Neden? Çünkü peygamber hasırda yatarmış da yüzünün üzerine hasırın izleri çıkarmış. Sevgili kardeşlerim, devir o devir değildir. Müslüman güçlü olması lazım. Bir Müslüman zenginse, bir de cömertse Allah'ın en sevdiği kullardan bir tanesidir. Bakın bugün Kur'an kursları yardımlarla dönüyor, öyle değil mi? İşte mazlum Afrika'nın hali ortada. Kolu komşumuzdan yine sıkıntıya düçar olanlar var. Buna benzer nice şeyler görüyoruz. Gidip de bir Yahudi Hristiyan'a, bir münafığa el açmak mı daha iyidir? Yoksa Müslüman bir kardeşiniz çok zengin, arayıp bir telefonda kardeşim şunun ihtiyacı var, müsaitsen sana yönlendiriyorum, gönder kardeşim deyip o zengin Müslüman kardeşinden talep etmek mi var?
O yüzden buradaki yanlış düşünceyi kafamızdan silelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi, Allahu Teala verdiyse sen ne konuşuyorsun? Yok hak etmediyse zaten hesabı ağır olacak, belki cehenneme girecek. Yine sana ne? Öyle değil mi? Birbirimizi sevelim, birbirimize haset etmeyelim, kıskanmayalım. Süleyman aleyhisselamın bir peygamberdi, öyle bir hazinesi vardı ki muazzam bir servetin sahibi. Ve o şanlı peygamber cinnilere, şeytanlara başka işler de yaptırıyor. Hatta Mescid-i Aksa'yı da yine onlar inşa ediyor. Mescidin o dış duvarları sarı, beyaz ve yeşil mermerden yapılıyor. Yani duvarlar bir sıra beyaz, bir sıra sarı, bir sıra da yeşil mermer konularak yükseltiliyordu. O kadar harika bir eser meydana geliyordu ki mescidin direkleri böyle saf billurdan döktürülmüştü. Kubbesi yine billurdan meydana gelmiş. Mescidin zemini tamamen kıymetli taşlardan döşenmişti. Her biri. Kubbesinin iç yüzü renk renk, çeşit çeşit mücevherlerle tezyin edilmiş. O gün için yeryüzünde Mescid-i Aksa'dan daha büyük, daha nurlu, daha güzel bir mabet yoktu. Kubbesi pırıl pırıldı. Güneş vurduğu zaman sanki alem iki güneş arasında kalıyordu. Mescidin kubbesi de bir başka güneş gibi ışıklar, nurlar saçıyor. Gece olunca yine başka bir güzelliğe bürünüyordu. Kubbesine yerleştirilen o kıymetli taşlar sayesinde de ay gibi parlarmış, ruha, gönüle safalar verirmiş. Ve Hazreti Süleyman aleyhisselam bu mübarek mescidin inşasını bitirdikten sonra Rabbi Kerim'inden 3 dilekte bulunuyor sevgili kardeşlerim. 3 dilekte. Bunlardan bir tanesi ilahi kanunlara uygun hüküm verme kudreti. Allah'ın emirlerine uygun hüküm verme kudretini istiyor Allah'tan. Kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak mülk ve saltanatı istiyor. Üçüncüsü ise namaz kılmak için sadece Mescid-i Aksa'ya niyet edip gelenlerin analarından doğdukları gündeki gibi günahsız hale gelmelerini istiyor. Namaz kılmak için ama. Hele bir gezeyim şurada da Mescid-i Aksa'yı göreyim, ha bir de namaz kılayım değil. Mescid-i Aksa'ya gidecek ama ben sadece orada anamdan doğduğum gibi tertemiz olabilmek için niyetiyle Mescid-i Aksa'ya giderse, analarından doğdukları gün gibi günahsız hale gelmesi için Süleyman aleyhisselam dua ediyor. Peki peygamberimiz buna ne diyor? Efendim Söyleyelim buyuruyor ki, Cenab-ı Hak Süleyman'a bunlardan iki evvelkileri vermişti. O ilk ikisini verdi. Üçüncü niyazının da mazharı kabul olmasını temenni ederim diyor. Üçüncüsünün de kabul olmasını Allah'tan temin ederim diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam sevgili kardeşler. Evet, Hazreti Süleyman aleyhisselam bir insandı. Fakat o nübüvvetle, ilimle, hikmetle, saltanatla şereflendirilmiş bir insan. O da imtihana tabi tutulacak. Diğer insanların ve peygamberlerin tutulduğu gibi. Hem de büyük bir imtihana tabi tutulmuş. Onu da yine Kur'an'dan öğreneceğiz. Ne diyor Saat Suresi 34? Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Nice günlerden sonra o yine eski haline döndü diyor. Bu mübarek ayete çeşitli şekilde manalar verilmiş. Araştırma yaparken gözüme çarpan bazı rivayetler vardı ama birçoğu yanlış hüküm vermişler. Peki biz doğrusunu nereden bakacağız, bulacağız? Sevgili kardeşlerim, İslam İlmihali kitabı yazarı merhum Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın ayeti kerimeyi izahına bakacağız. Ne dedi? Süleyman'ı bir fitneye düşürdük. Onu li hikmetin, yani bir hikmeten dolayı ağır hastalığa müptela kıldık ve tahtının üzerine bir ceset olarak bıraktık. O hastalığın tesirinden dolayı diyor sanki hayattan mahrum kalmış gibi bir durumdaydı, bir haldeydi. Sonra
tekrar şifaya dönüp tahtına dönüverdi diyor. Tabi bu hususa dair tefsirlerde fazlaca rivayet var. Fakat hiçbirinin sıhhatine hükmedilmez. Neden? Bir kısmının tamamen uydurma olduğu anlaşılıyor. Peygamber-i Zam masumdur. Onların ulvi kadirine münafi şeyleri onlara isnat etmek adab-ı diniyeye muhaliftir, hürmete münafidir. O gibi rivayetlere kıymet verilmemesi icap eder. Çünkü bazı rivayetler var, hiç anlatmaya bile dilim dönmez. Bu vesileyle onların hepsine uydurma olarak söylüyoruz. Süleyman Aleyhisselam'ın imtihanı şiddetli bir hastalıktır. Kürsüsüne bir ceset bıraktık diyor ayet-i kerimede. Bundan maksat onun adeta cansız bir ceset haline gelmiş olduğunu ifade eder. Çünkü Araplarda zayıf insanlar hakkında et tahtası üzerine konmuş et parçası diyorlar. Ruhsuz cisim diyorlar. Sümme enab. Kavli-i Kerim'inden murat da onun hali sıhhate döndüğünün beyanıdır. Çünkü ayet-i kerimenin sonunda da ne diyor? Yine eski haline döndü diyor. Burada da bunu biraz daha kuvvetli kılıyor sevgili kardeşlerim. Evet, şöyle demek de ihtimalden uzak değildir. Cenab-ı Hak ona ya bir korku musallat etmek ya da bazı cihetlerden aleyhine bir bela gelmesi endişesini vermek suretiyle imtihan etti ve bu onun kürsü üzerine bırakılmış zayıf bir ceset haline gelmesine sebep olmuştur. Peygamberler büyük bir hata işlemekten tabii ki masumdur. Onlar da beşerdir ama ne var ki beşerin en seçkin, en ulvi kullarıdır. Gönülleri muhabbet ilahiyle doludur. Manen ruhen en yüksek bir makama sahiptir. Onların ibadet ve taatleri fevkalade samimiyetle, zevk ile olur. O yüzden şöyle hata yaptı, böyle hata etti diyemeyiz. Evet, özellikle edebe binaen mesela Adem Aleyhisselam da cennetteyken günah işledi, hata yaptı. Evet, bu şekilde söylemek edebe sığmaz, edepsizlik olur sevgili kardeşlerim. Ne demek lazım? Adem Aleyhisselam cennetteki o ağacın meyvesini yediği için diyelim hata etti demek biz evlatlarına yakışan bir ifade değildir. Evet, Hazreti Süleyman Aleyhisselam hastalıktan şifa buluyor, tekrar tahtına kurulunca Allah'a iltica ediyor. Ya Rabbi dedi, beni bağışla, bana da öyle bir mülk, öyle bir saltanat ver ki benden başka hiç kimseye layık olmasın. Bütün muratları ihsan eden sensin demişti. Evet, Allahu Teala da dileğini, isteğini kabul ediyor. Bana bir mülk bağışla ki benden sonra hiç kimseye layık olmasın. Yani ey benim Rabbim, bana harikulade bir kabiliyet ver ki haiz-i nübüvvet olduğumu gösterir bir mucize ihsan et ki haiz-i nübüvvet olmayan kimselere öyle harikulade bir nimet, bir şeref, şan ihsan edilmemiş olsun diyor. Peki Allahu Teala Celle Celaluhu ona neler verdi? Şimdi onu göreceğiz.